karnı günden güne büyüyen teyzesinin gelişimine şahit olan Kerem'in soruları hangimizin zihninde dönüp durmadı ki çocukluk yıllarında? Mahremiyet bilincinin en önemli basamaklarından birisi ve çoğunlukla ebeveynlerin kaçıngan davrandığı konu sorular konusudur. Kaçıngan davranmalarının sebebi çoğunlukla neyi ne kadar anlatacağımızı bilememek yahut yanlış bir şeyler anlatıyor olmaktan çekinmektir. Ben nasıl oldum? Ben nereden geldim? Karnının içine nasıl girdim? Oradan yanınıza nasıl geldim? Yahut annelerin karnı neden şişer? Kardeşimi nasıl yuttun? Kızlar neden ayakta tuvalet yapamaz? Anne babalar neden birlikte yatar? Gibi varoluş sancısı olan bu sorular birçok çocuğun zihninden geçer. Anne babalar ise bildiği her şeyi anlatmanın yahut anlatmamanın stresini yaşarlar. Yani kendi bildiklerini çocuğa göre nasıl anlatacağını bilemeyeceğinden bunun gerginliğini hissederler ve çoğunlukla bu sorular geçiştirilir. Ciddiye alınmaz ise cevapsız sorular, yanlış cevaplar bekleyerek zihinde dolanmaya devam eder. Cevapsız bırakmak büyük risk sevgili ebeveynler. İkinci risk ise henüz çocuğun sormadığı, aklında olmayan soruları oluşturmak ve yaşına, gelişimine uygun olmayan sorular. Çocuklar dünyayı anlamak için doğal bir merak içindedirler. Mahremiyet bilinci, çocukların kendi bedenlerini tanımalarını ve sınırlarını öğrenmelerini kapsar. Çocuklar bedenleri hakkında soru sorduklarında bu onların farkındalık geliştirdiklerini gösterir. Bu sorular sağlıklı bir öz farkındalık geliştirmelerine yardımcı olur aslında. Güvenli alan, çocukların bedenleri ve mahremiyetle ilgili sorular sormaları, onlara kendilerini güvende hissettikleri bir alan yaratılmasına olanak sağlar. Eğer sorularına doğru, yaşlarına uygun ve açıklayıcı cevaplar verilirse, çocuklar hem kendilerini daha iyi ifade edebilirler hem de güvende hissederler. Sağlıklı sınırları öğrenme, mahremiyet eğitiminin temel hedeflerinden birisidir. Çocukların kendileri ve başkaları için sağlıklı sınırlar koymayı öğrenmeleridir. Çocuklar sorularıyla bu sınırları anlamaya çalışırlar. İşte bu aşamada onlara mahremiyetin, kişisel sınırların ve iznin önemini öğretmek gerekir. İstismara karşı koruma, çocuklar bedenleri hakkında ne kadar bilgi sahibi olurlarsa olası bir istismar durumunu anlama ve bildirme olasılıkları o kadar artar. İyi dokunuş ve kötü dokunuş gibi kavramları anlaması çocuğun mahremiyet eğitimiyle birebir ilişkilidir. Bu nedenle sorularına açık ve net cevaplar vermek onları olası risklere karşı koruma açısından son derece önemlidir. Peki nasıl cevap verilmelidir? Yaşa uygun, açık ve net. Çocukların yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun, karmaşık olmayan sade cevaplar verilmeli. Doğru terimleri kullanmalıyız. Beden parçaları için doğru anatomik terimlerin kullanılması çocukların kendi bedenlerine dair daha doğru bir algı geliştirmelerine yardımcı olur. Bu aslında aynı zamanda çocukların istismar gibi durumları daha net ifade edebilmelerini sağlar. Sakın aşırı detaya girmeyin. Çocuğun sorusuna basit ve doğrudan cevap vermek yeterlidir. Aşırı bilgi vermek çocukların kafalarını karıştırabilir. Onlar ne kadar sorarsa o kadar cevap vermeli. Gereksiz detaylardan kaçınmalısınız. Sakin ve doğal bir tutum sergileyin. Çocuğun sorduğu sorular karşısında şaşırmak ya da paniklemek çocuğun bu konuları konuşmanın yanlış olduğunu düşünmesine yol açabilir. Sakin, doğal ve açık bir tutum takınmak onların bu konularda rahat hissetmelerini sağlar. Diğer en önemli konu da güven verici olun. Çocuklara vücutlarıyla ilgili sorular sormalarının ve bu konuda konuşmalarının doğal ve normal olduğunu hissettirmek çok önemlidir. Onlara her türlü soruyu sorabilecekleri güvenli bir ortam sağlamak ileride daha büyük problemleri önleyebilir. Sonuç olarak sevgili ebeveynler, çocukların mahremiyet eğitimi kapsamında sorular sormaları, onların bedenlerini ve sınırlarını tanımaları için çok önemlidir. Ebeveynlerin çocukları aktif olarak dinlemeleri de pek mühimdir. Bakım verenin kendisini yargılamadan dinliyor olması, aman ayıp ayıp diye geçiştirmemesi, yaşadıklarını rahat bir şekilde anlatmasını kolaylaştırır. Doğru ve yaşına uygun cevaplar ise çocukların güvenlik duygusunu pekiştirirken kendini güvende hissetmelerini ve paylaşımlarını rahat yapabilmelerini sağlar.